şunu söyleyeceğim kardeşim. Ben bu kitapları gönderdim. Neden rahat etmeyeceğim? Geçen hafta dedin ki iki tane daha kitap vereceksin. Şimdi kitap getirmişsin. Bakıyorum demene. Abi. Siz konuşurken hemen açıklayacağım o kişiyi de. Hemen? Evet. Bu canlı yayında açık. Canlı değiliz ki. Burada açıklayacağım. Hemen bir şey gönderecek. Eli ayağı titremeye başladı. Tamam, onu siz konuşurken ben bulacağım. Bu kitap da pahalanmış abi. Merhabalar efendim. Bu hafta Kardeş Kardeş'te acayip bir değişiklik yaptık. Format değişikliği. Ve bu format değişikliğinden sonra izlenmelerin artacağını düşünüyorum. Çünkü yönetimi ele geçirdim. Bazen abilerin abiliklerini göstermesi, abilik yapması gerekir. Ben de bu şekilde Emrah ve Eray'ın abisi olduğumu belirtmek üzere Game of Thrones tahtı gibi tahtımı buldum. Sadece ilişkilerimiz Game of Thrones kadar çarpık değil. Onun bilgisini vermek isterim. Yapacağımız bir şey yok. Ne düşünüyorsun bu değişiklik hakkında? Kaybettim. Yapabileceğim bir şey yok. Yani denedim en azından. Elimden geleni yaptım ama demek ki sizi ve seyircileri mutlu edemedim ki başıma bu geldi. Ama şu anda da mutluyum. Abime de yeni görevinde başarılar diliyorum. Biraz da bunu şundan yaptık. Hanım yeterince gözükmediğimi düşünüyor programda. Hanımı mutlu etmek için böyle bir şeyi kabul ettiğiniz için ben de size teşekkür ederim. Ben hiçbir durum yok. Ben yerimdeyim. Hiç kimse yerimi almamaz. Şeyi çok merak ettim. Niye mesela kimse benim yerimi almak istemiyor? Teşekkürler bu cevap. Bu sessizlik bir cevap. Ulan, kendi aranızda bir sürü yarış oluyor, şey oluyor. Tas savaşları dönmüş anasını satayım. Ben yerimdeyim. Hiç kimse de benim yerimi almaya çalışmamış. Hiçbir zaman alınmaz. Sen orada Game of Thrones'taki cücesin çünkü. Öyle donlaşacak. Efendim bu haftaki konuğumuz... konuğumuz mu? Evet, aslında konuk alıyoruz bir nevi. Bu haftaki konumuz 2000'lerde başlayan aslında sinema furyasında en çok izlenen filmler. En çok izlenen filmleri konu alacağız. Verilerimiz 1989'dan bugüne. Çünkü onun öncesindeki sistemde herhangi bir şekilde bir filmin ne kadar izlendiğine dair bir bilgi edinemiyorduk. Koçan'dan bilet kesmecilik ve hani toplu bir sistem olmadığı için yeni yeni 89'dan, hatta 89'u da saymamak lazım da belki 95'ten sonrası daha sağlıklıdır. Bu nasıl bir rakam verdi ya. 89'u da saymamak lazım. Ben de dedim ki 90'ı sayacak. 95'i de say. 6 sene bir kayıp. Oralarda bir şeyler olmuş. Kaçtan sonra sayacağız? Ya sen söyle, bilelim ona göre sayalım. Abi bu işin şeyi eşkıyadır yani. Eşkıyadan sonrasını yavaş yavaş saymaya başlayabiliriz. İsterseniz başlayalım. En çok izlenen film nedir Türkiye'de? Yani biz biliyoruz, biliyorum, aslında evet. İkimiz de biliyoruz. Buradaki arkadaşlarımıza sorduk biraz önce. Hababam sınıfı geldi. Biri şey dedi, bilirsem ne veriyorsun dedi. Z kuşağından Allah'ım ya ne yapacağımızı şaşırdı. Ona göre şey yaptı. Tabii. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Evet. Babam ve oğlum geldi. Hababam sınıfı, babam ve oğlum. Vizontele gelmişti. Ama hiçbiri değil. Türk sinemasında şu ana kadar gelmiş geçmiş en çok izlenen film nedir? Recep İvedik 5, 25 hafta vizyonda kalıyor ve 7.437.050 kişi tarafından izleniyor. Sonrası da çok enteresan. Recep İvedik 4. Tam bir daha rakamı bir daha söyler misin? 7.437.050 kişi. 7.437.050 kişi. Yani bir filme aslında 7,5 milyon orta, yani aşağı yukarı bir ülke nüfusu kadar insan gitmiş. Bir sürü ülke var 7,5 milyondan düşük. Tekrar tekrar gitmişler bir de. Enteresan tarafı şu. Mesela ikincisi de Recep İvedik 4. 7.369.098 kişi. Ya çok enteresan. Yine burada şey olunca Recep İvedik 6'da ben çalıştım. 4 öyle, 5 öyle, 6 o kadar izlenmedi mesela. ben çalıştım ve gerçekten izlenmedi. 6'da büyük bir dramatik düşüş yaşamış Recep İvedik. Ansızın bir düşüş. Çünkü Eray Kamal. 6 kaç izlenmiş? 6 3.986.797. Bayağı yarıya düşüş. Burada hamama gitmesi gereken kişinin kim olduğu belli olmuştur umarım. Aynen öyle. Ben Şahan'ın yerinde olsam bir daha asla seninle çalışmam. Çalışmadı zaten. Adam haklı yani. Çalışmadı zaten. Recep İvedik'lerle ilgili siz ne diyeceksiniz? Mesela komedimizin neresinde? Ya ben şeyi kabul etmiyorum mesela. Hani bu insanlar... İzlenmesini diyorsun. Beni çağırmadı Şahan. Niyeyse kendim bir anda şey yaptım. Ya Recep İvedik baktığında abi 7 milyon kişi izlemiş. Tüm filmler ilk 20'de yer alıyor. Şimdi buna öyle film böyle demek ama usturuyor ama şöyle yapıyor ama böyle demek. Ortada mutlak bir başarı var. Yani baktığında şu an üzerine konuştuğumuz, Türkiye'nin en çok izlenen işi dediğinde Recep İvedik olarak andığımız bir durum var. Demek ki burada çok net bir başarı var. Bu kişisel... Amaç gişeyse. Evet, amaç gişeyse. Kişisel beğeni giriyorsa burada devreye, işte
ben beğendim, ben gülmedim, o farklı bir şey. Ama şunu da çok kabul edemiyorum açıkçası. İnsanlar bunu nasıl izliyor? Kardeşim 7 milyon kişi gidip izlemiş. Evet, bu kadar. Yani? Sonrasını düşünmedim. biz bunu konuşalım dediğinizde ben bu kadar bir şey. Siz arada girersiniz diye düşünüyordum. Bitti mi düşünceler? Düşüncelerim bitti. Kabloda kalan son düşünceyi de konuştum. Ve bitti yani. Gri hücrelerin şu an çalıştı ve bu cümleyi mi kurdu? Aynen. Yani izleyin. Çok da orijinal bir şey değilmiş. Abi ya yok yani. Ya yok. Gerçekten bitmiş ya. Gerçekten bitti ben. Türkçeyi bile unuttum. Yalvarıyorum bir şey yapın. Araya girin bir şey değil ne olur. Yani terledim ulan. Vallahi yani düşüncelerinde, yani söylediğin şeylerde de bir anlam bütünlüğü yoktu açıkçası. Yani şunu... Hiç tanımadığımız birilerini gider yaptı. Şahan'ı yanıma almaya çalıştım. Aslında şöyle, 2, 4, 6, 8, 10, aşağı yukarı burada 20-22 kişiyiz. Arkadaşlar, Recep İvedik'i sinemada giden kaçımız varız? Ben gittim mesela. Ben de gittim. Aşağı yukarı zaten yani %70, %80 gitmişiz zaten. Yani ben de gittim işte, severek de gittim. Gittiğimde de çok da güldüm. Yani Recep İvedik, hatta neredeyse hepsini ilk gününde de izledim. Recep İvedik bir hariç ama ona da yine sinemaya gitmiştik hatırlarsan. Evet. Ve hepsinde de böyle yine böyle buradaki arkadaşlarım gibi yine bizler gibi hiç böyle hani işte osuruğa gülüyorlar diye böyle dişi yani dişleri ayrık pis adamlar değil hep böyle yine düzgün aydınlık insanlardı yine ve herkes de yine çok eğlenmişti. Şu çok önemli benim için yani şu çok kıymetli bir şey. Abi biz o kadar zor bir ülkede yaşıyoruz ki. Yani insanlar gülsün de kardeşim neye gülüyorsa gülsün. Evet. O osuruğa mı gülüyor? Osuruğa gülsün abi. Anladın mı? Yeter ki gülsünler. Evet yani. Tabii çünkü... bunu sen kendi filminde koyarsın koymazsın. Burası tamamen tercihle ilgili bir şey. Ben yola... koymayı tercih etmiyorum. Ama yapıyorsa da bunu hor görmüyorum. Aksine gidiyorum sinemada izliyorum diyorsun. Aynen öyle. Belki ben de yapacağım. Çünkü... İzlenirse. Hayır yapmayacağım da. Yani hani... Yapacağım. Hayır yapmayacağım. Ama... Reklam gelirse, hayır yapmayacağım. Belki. Hayır, asla ömrüm boyunca böyle bir şey yapmayacağım. Ben bunu yapmak istemiyorum. Ama yapan adama da asla kızmam. Hatta takdir ederim ve çok da doğru bulurum. Çünkü yeter ki benim memleketimdeki insanlar gülsün abi. Abi vatandaş bu arada böyle şeylere gülüyor. Ben bunun üzerinden bir anımı anlatmak isterim. İnşallah sıçtığın bir anı değil. Yok. Ama boka battığın bir anı. Gerçekten öyle bir anı. Evet. Sivas'ta işte halamlar böyle köyde yaşıyorlardı. Onların da böyle hayvanları vardı. İşte akşam olunca onlar geri dönüyorlar ya. Ben de işte böyle... Halamlar mı? Hayvanlar. Hayvanlar. Hayvanlar dönüyorlar. Ben de böyle koştura koştura onların peşinden gidiyorum. Onun adını belki bilirsiniz. Böyle hayvanların tezeklerine koyulduğu çukur kazıyorlarmış. Oraya da hayvan tezeklerini koyuyorlarmış kışın kullanmak için. Evet, kuruyup da işte yakıta evet, dönüşüyor. Yakıta döndürmek için. Ben de bunu fark edemedim. Koştura koştura giderken çat dedim o bok şeyinin içine düştü. Şurama kadar. Zaten şu kadar boyum var. Şuraya kadar battım. Evet. Gerçekten buraya kadar battım ve herkes gülüyor. Sonra çıktık böyle annem beni gördü. Hayal kırıklığı bir kez daha. Sonra çıkardı işte böyle eve girecektik. Halam dedi ki sokmam onu öyle eve. Evet. Lan ne yapacağız? Köy meydanında beni hortumla yıkadı hala. Veya aramızda şöyle bir mesafe var. Hortumun ucunu böyle kıstırırsın da daha tazikli gelir ya. Araba şeyi. Böyle benim üstüme sıkıyorsun. Ama gerçekten kadına da hak veriyorum. Böyle yere bakıyorum, bok akıyor. Öyle bir durumdayım ve halam gerçekten beni o şekilde eve koymadı. Anam babam da arkamda duramadı, hiçbir şey diyemedi. Annem böyle gözyaşlarıyla... Ne bekliyordun? Herkesin sana o bok haline sarılıp ondan sonra kucağına alıp babamın... Bunlar da zor günler geçecek. Böyle bir tepkiyi bekliyordum. Evet, yani hani böyle genel toparlamak gerekirse aslında... Bu işlerin hiçbirinin sanatsal değeriyle ilgili bir şeyden bahsetmiyoruz. Orası başka bir alan. Gişe sineması dediğimiz alan da başka bir alan. Gişe sineması adı üstünde gişe için yapılan filmlerden ibaret. Bu arada mesela çocukluğumuzu hatırlarsınız. Kemal Sunal filmleri bizim evde çok izletilen filmler değildi. Oradan küfür öğrendiğimiz için. Yani nostaljik bir değere ulaştığında Kemal Sunal filmleri aslında toplum tarafından genel bir kabul gördü. Yoksa orada da küfür var, orada da işte bel altı şaka var. Bu tür şeyler kullanım Türk sineması. Aslında genel geçer bir kullanım. Öyle baktığımızda öyle Türk sineması da bir anda Recep İvedik'le başladı böyle bir furya aslında, demeye gerek yok. Ya aslında komedi sinemasında bu mizahın nasıl başladığı yine Türk sineması için bunu şöyle özetli yani şöyle anlatabiliriz. Eğer drama filmlerinde, dramlarda gerçek hayattan çok kopuk hikayeler izlerseniz komedide de onları aramaya başlıyorsunuz. Çünkü... Sınırları zorlamak anlamında mı diyorsun bunu? Hayır. Yani konuşulan dil eğer Türk
Türk sinemasında, eski Türk sinemasında öyle değil kuzum, nayır nolamaz Türkçesi olursa Kemal Sunal'ın eşşol eşek demesi komik gelir insanlar. Ha, genel kabulün yıkımıyla ilgili bir şeyden bahsediyorsun. Aynen öyle. Yani oradaki o bir gerçek olmadığı için diğer tarafın gerçekliği de kırılmış olur. Şu andaki durum da aslında biraz öyle. Ne kadar gerçek hayata yaklaşırsak ve bu anlamda da çok güzel bir örnek var. Yeri geldiği için onu da söylemek lazım. Gibi dizisi. İnanılmaz bir bilgi bu. Ne kadar gerçek hayata yaklaşırsak o kadar güzel ve doğru ve pür bir mizaha ulaşıyoruz aslında. Ya atıyorum, Düğün Dernek'teki gibi. Düğün Dernek ve gibi mi? Düğün Dernek'teki gibi mi? Yoksa oku, Düğün Dernek içindeki gibi mi? Direkt Düğün Dernek'teki gibi. Evet. Artık biraz daha büyük, senin de çok sevdiğin bir oyunculuk tarzı da bence çok da komiktir bu arada. Daha büyükten ziyade... Benim de çok sevdiğim bir andan... Rating. Böyle bir moderat bundan sonra. Kusura sana bakma. Sana saldırdı. Sen bana saldırıyorsun, hiçbir sıkıntı yok da ben sana saldırınca mı şey olacak? Hiç önemli değil kardeşim, lütfen devam et. Neyse işte. Ondan sonra o dönemler... İşe yaramayınca neyse dedi. O dönemler bitti biraz daha. Şu anda daha küçük oyunculuklarla, daha minimal tepkilerle mi ilerliyor? Eğer bittiyse ben de büyük oyunculuğu seviyorum. Benim dönemim başlamadan bitti demek. O yüzden buna daha çok üzülürüm. İnşallah bitmemiştir. Hayır, öyle bir şey değil. Her işin kendine has bir oyunculuk tekniği vardır. Gibi dizisini sinemaya soksanız belki çok başarılı olmaz. Gibi kafasında bir şey belki. Ya da Ölümlü Dünya ile Gibi arasında da fark var. Yine tabii arkadaşlarımızın ki birlikte aynı şeyi yaptıkları, yine yapanlar aynı olmasına rağmen. O yüzden hep konuşuyoruz ya zamanın ruhu. O zaman Düğün Derneği yapan arkadaşlarımız, sevgili Selçuklar, Ahmetler de yine başka bir iş yapabilirler ve oradan çok daha farklı bir mizah da yapabilirler. Bunu Buster Keaton da yapmıştır zamanında, Charlie Chaplin de yapmıştır. Buradaki önemli olan şey şu, seyircinin insanlara farklı farklı şeyler yapabilme fırsatının vermesi lazım. Eğer aynı insanlardan hep aynı şeyi beklersek, ki bu listede göreceğimiz gibi aslında. Evet. Yani aslında yine konu yine buraya geliyor. Eğer insanlara yeni şeyler yapmaları için fırsat vermezsek başımıza ne geliyor işte görelim. Yani üçüncü sırada işte tam da dediğin gibi Düğün Dernek var. Türkiye'nin en çok gelmiş geçmiş izlenmiş işi olarak. Düğün Dernek 3, Düğün Dernek 3 değil ya, Düğün Dernek 1, 3 gelecek demek ki. Malum oldu. Aynen öyle. Düğün Dernek filmi var. 6.980.070 kişi izlemiş onda. O da bir 7 milyon. Yani Düğün Dernek sürecinde aslında sen ekiple birlikteydik daha doğrusu. Filmin nasıl yapıldığı, neler konuşulduğu. Yani şunu söylemekte fayda var. Aslında kimse bu başarının geleceğini o kadar da hissetmiyor. Şimdi iki tarafı da tanıyoruz, biliyoruz arkadaşlarımız zaten. Düğün Dernek'te konuşulan mesela iş kendini kurtar. Ondan sonra biraz da beğense böyle üzerine insanlar beğense ne güzel olur gibi korkulu ve basit rüyalarla, hayallerle başlıyor iş aslında. İş izlendikten sonra büyük bir ödül geliyor ve hani onu sanki zaten biliyormuşçasına hissetmeye başlıyorsun. Sonrasında şunu görmek lazım bence. O heyecanlı hal, o tereddütlü, o hayal kuran an aslında bu tür başarıları yaşatıyor sana. Yani şunu demeye çalışıyorum. Formülize edilmiş. Anlamadığımızı anladığı için. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi şunu ya demek istiyorum diye düzeltmek siz istedim. Siz anladınız mı? Siz de anlamadınız değil mi? Bir şey dedin ama. Aynen, bir şey dedi ama ne dedi acaba? Yani formülize edilmiş şeyler üzerinden başarı elde etmek çok mümkün değil. Yeniyi, denenmemişi, daha önce hayali kurulmamışı denedikçe başarı geliyor. Kurban olayım. Şunu şöyle söylesen de hepimiz de şey yapsak. Rahat sesli rahat düşünüyorum anlasak. Abi. Ne yapabilirim? Düğün yine... Dernek şu açıdan çok önemli bir film arkadaşlar. Arkadaşlar o zamandan şey yaparsınız, siz de hatırlarsınız belki. Düğün Dernek kadar o zaman Entaresi Dımdım Yar şarkısı insanların gerçekten bütün düğünlerde bizim Ahmet'le Murat'ın neredeyse gittiği her yerde senelerce belki hala bile insanların sevdiği o filmle birlikte sanki insanların bir moodu değişti. Aslında onu anlatmak istedim galiba. Evet. Hayatı değiştirdi o film. Bir anda insanların gündemine Sivas'ı soktu. Bir Orta Anadolu türkülerini soktu. O anlamdan çok kıymetliydi. İnsanlar da ona teveccüh gösterdiler. Yani İç Anadolu mizahı o güne kadar herhangi bir şekilde sinemada kendine yer bulmamıştı. Bu filmin buluşu da o oldu aslında. İç Anadolu mizahını beyaz perdeye yansıttı
ve bu başarı geldi. Ama bunu denemeden bilemezsin aslında, onu söylemek istiyorum. Aynen öyle. Yani karakter mizahı yapmadı. Biraz önceki konuya dönersek öyle büyük büyük oyunculukların bir diğer türlüsünü yaptı yani. Yine başka bir şey yaptı ve yeni bir şey yaptı. Dersen ki ya onun ondan ne kadar farkı var? İşte bu da bizim memleketimizin range'i. Tabii ki öyle. Aslına bakarsan çok farkı var. Düğün dernekten bahsetmişken biraz da ben o diğer konulara da girmek isterim. Abim de evlendi. Bir düğün sürecinden evet, geçti. Evet, evliyim. Ve mutlu bir evliliğim var. Senin mesela saçmaladığın bir şey var mı düğününde? Yani düğün süreci zaten çok zorlu bir süreç. Yani Allah evlenenlerin yardımcısı olsun gerçekten. İnsanın neden bu topa girdim diyeceği kadar zorlandığı. Sonrasında böyle evlenmek zorunda mıyız? Sen iki kere evlendin aslında. Önce bir nikah yaptın, sonra bir düğün yaptın. Arasında bir pandemi şey vardı. Pandemi çocuklarıyız biz. Aynen yani. Enteresan da onu anlatmak ister misin? Şimdi pandemide... Özel hayatını konuşmak ister misin kameraların önünde? Yani çok konuşmak istemem. Özelimi açarak gündemde de olmak istemem. İşlerimle olmak isterim gündemde ama açacağım. Hadi ya. Şöyle bir şey, tam pandemide işler karıştı biliyorsunuz. Yani hani düğün yapamıyorsun, işte maskelisin, 50 kişi var. 50 kişi kimi çağıracaksın? Zaten Ezgi Eskişehirli, ben Sivas, Ankara. Seni beni çağırdığında 50 kişi oluyor. Çağırmadığın küsüyor filan. Öyle zannediyorsun en azından. En azından biz bunu ifşaladıktan sonra, biz evleniyoruz dedikten sonra ailelerin şey aşaması oluyor. Gelecek seneye atalım düğünü dedik. Oldu. Onun için de en azından onların ağızlarında tatlı bir tadım olsun diye bir nikah yaptık önceden ama bizim niyetimiz aslında düğün yapmaktı sadece. Ailelerin hoşuna gitsin diye nikah yapmak zorunluluğu diye bir şey var. Düğününüzle ilgili bir şey itiraf edebilir miyim? Ya şimdi biz üçümüz de gerçekten dans konusunda aşırı yeteneksiziz. Yani yapamıyoruz, elimizden gelmiyor, ne yapalım? İşte her düğününde klasiği işte gelin ve damat çıkar dans eder ya. Ezgi de abimi eğitmek konusunda gerçekten bu konular çok çaba sarf etti. Ama kız yapamadı, beceremedi yani. En son işte böyle kağıtlara yazdılar, olmuyor ve düğüne çıkacaklar. En son şöyle bir yola başvurduk. Sen de hatırlamıyorsundur onu. Düğün dansı bu. İlk çıkıyorsun ya. Evet. O zerzevat bir dans var. Evet. Böyle evet. Filan. Ya artık olmuyor. Ezgi'nin de morali bozuldu tam böyle ya. Yapamayacağız, şey yapamayacağız ya. Hemen araya giriyorum. Evlenecek arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunurum. Her şeye evet. Sonra yolda ne kadar olabiliyorsa ona karar verin. Evlenecek bir geline, hayır onu öyle yapamayız, hayır bunu alamayız, hayır orada oturamayız, hayır o eşyayı değil daha hesaplısını alalım gibi yanlış yönlendirmelerde bulunmayalım. Pişmanlıktır. Hayır demek evlilik aşamasında. Evet diyeceksin. Ne olur nasıl geri döner insana? Ben bir kere evledim. yoksa bu Ezgi'nin taklidi mi? Hayır. Genel gelin mi oldu? Sen şu an Ezgi'nin taklidini mi yaptın? Avukat arkadaşlar bana ulaşın. görüyor musun? Yani bir kere evleniyorum diye bir şey var. Yani bunu bir kere evleniyorum çıkar. Bir kere de yaşıyorsun aslında. Yani böyle bakınca hiçbir şey yapamıyor olman lazım hayatta. Ben yine niye özel hayatımla gündemim? Aynen. Nasıl oyuna düştü? Düğün dansını beceremiyorum. Beceremiyor. Abi. Yani muhtemelen yani, ben de beceremeyeceğim. Sen de beceremeyeceksin. Düğün dansı da Ankara havası değil. Anladın mı? Hani düştü kollarım falan deyip böyle hani... Garip garip hareketler yani, böyle. En son Ezgi'nin morali aşırı bozuldu. Ya haklı kız bu arada yani. Bir kere evleniyor sonuçta. Onda da düğün dansı yapmak haklı ya bu kızın. Dedim ki, abi şu kulaklarınıza AirPods mu koysak hani kulaklığı takalım. Hadi Ezgi'de kapatacağız. Nasıl hani saçla kapatıyoruz. Abim de kapatamıyoruz ama yani. Kulaklara koyduk. Abiminkini de bir şekilde kapattık. Listeyi bana verdiler. Ben kenarda köşedeyim. Abimi aradım. AirPods'a bağlı. Kulağımda AirPods var. 12 ters dönüş. 13 Ezgi'yi eğeceksin. Anlamıyor böyle hissediyorum. Evet, ya. Canlı yayındaki şey gibi. Bu arada Ezgi'de de var aynısından. Şey mi o hareketleri? Hareketleri ben söylüyorum. Spoil ediyor bana. Aynen. Spoilerını veriyor. Ezgi'yi şimdi çevir diyor. Ben kızı çeviriyorum. Böyle öyle bir şekilde dans ettiler ve kimse de anlamadı gerçekten. Kimse anlamadı. Bu da bir tavsiyemiz olsun. Aynen. Herkes evlilik dansı yapamayanlara Bluetooth kulaklıkla bunu gayet yapabiliriz. Kulağınızı üfleyecek biri lazım. Bunu da şaka yapmayan biri olsun ki sizi rezil etmesin. Aynen. Bana güvenip bu görevi verdi. İçinde teşekkür ederim. Her zaman. Düğün dernekle ilgili şöyle bir salonları da dolaşmıştık Selçuklarla, Ahmetlerle, Muratlarla birlikte.
İlk kez bir filmde yani tıpkı böyle Yeşilçam'da hani ekranla konuşulur, beyaz perdeyle konuşulur diye bir şey vardı. Kız oradan gitme, yapma öyle filan dediğimiz şeyler vardır ya. Düğün Dernek'te de gerçekten o kadar interaktif bir seyirci vardı, hatırla. Mesela Düğün Dernek'te o finaldeki şarkıyı gerçekten bir düğündeymişçesine herkesin ellerini çırparak eşlik ettiği, mutlu olduğu, normalde hani jenerik akarken çıkmazdı. Onlar gerçekten bir düğündeymişçesine alkış kıyamet devam ettirmişlerdi. Yani onun için şuna gelebiliriz. Özdeşleşme. Demek ki o kadar sevmişler ve o kadar içten bulmuşlar ki durumu. Düğün Dernek'teki o sahnelere kendi varmışçasına sonunda da eğlenerek bitirmiş. Çok kritik bir şey bu. Şimdi gelelim. Bunlar komedi listemizde. Bir de sonrasında 4. ve 5. sırada farklı bir janradan işler var. Biri heroik janra. Yani hani bir Fetih 1453. Bu filmde 2012'de vizyona girmiş ve yine büyük bir başarı. 6.572.618 kişi. Fetih 1453. Mesela bunu ben izlemedim açıkçası. Ben de izlemedim, evet. Ben izledim. Böyle filmlerin kötülüğü ne? İkincisini yapamıyorsun. Çok tuttu, ikincisini yapalım değil. Hadi. Fetih 1454 diye bir şey olmuyor. Evet, devam serisi yakalayamadığımız şöyle. Yani Recep İvedik 7 gibi yapamıyorsun. Evet. Bunu. Çözümün ne peki? Buna dair bir çözümün var mı? Hayır zaten. Yani. 1452'den al. Hazırlıktan baktın tutuyor, 1453'ü mü yap diyorsun? Aynen öyle. Şu an zaten şimdi o diziler tuttu ya. Geriye doğru gitmeler başladı. Önce Osmanlı dizisi yapıldı. Sonra Selçuklu yapıldı. Şimdi bir geriye daha gittik. Göktürkler yapılıyor. Göktürkler. Mağaraya doğru gideceğiz en son. Değil mi? Kavimler göçü, bilmem ne. Büyük Hunlar. Aynen. Öyle gideceğiz. Ama tutuyor ki yapılıyor demek. Birlikte mi izlemiştik onu bilmiyorum ama Müslüm filmi. Müslüm filmi 6.480.563 kişi tarafından izlenmiş. Bu da yine 5. sırada. Fix konuşulan Müslüm ve Ayla'nın yapımcısından adlı klişe cümleyi var eden filmlerden biri bu da. Ayla daha önce, Müslüm daha sonra. Büyük ihtimal Müslüm'ü kasetini 6.480.563 kişi dinlemiştir ya. Daha dinlemiştir çok ya sen. Haşa tövbe. Zaten bu kadar dinlendiği için filmi yapılıyor. Baktığında bu böyle bir janranın oluşması son 4-5 senenin mevzusu. Ondan sonra bir furya başladı işte. Gerçek hikayelerden etkilenilen acı dolu hayatlarla ilgili güzel filmler yapmalar. Biz de Bergen'i konuşmuştuk. O da listede. O kaç numara? O 8 numaradan giriyor listemize. Öyle sunuyor ki anasını satayım. Power Trip top 20. Top değil lan. Top 20. Top 20. Top 20 ne anasını satayım. 8 numaradan giriyor listemize diye bir sunum olabilir mi ya? Sen ne... Allah aşkına şunu gördüm. DJ Bülent gibi sunuyorum işte, neyim ben? Şunu söyleyeceğim kardeşim, ben bu kitapları gönderdim, neden rahat etmeyeceğim? Geçen hafta dedin ki iki tane daha kitap vereceksin, şimdi kitap getirmişsin. Arkadaşlar, senaryo yazmaya başlıyoruz. Değil mi? Evet. Hangi kitapla başlıyoruz? O Kediyi Kurtar. O Kediyi Kurtar. Bu arada bu hafta onun talihlisini açıklayacağım. Nereden? Atilla Kaman, babam açıklayacakmış. Nereden açıklayacağım? Nasıl açıklayacağım? Hiç onu bile düşünmedim. Yorum atıcı ya. Yorumda yazacağım. Sonra da o kişinin bilgileri bana Instagram'dan özelden göndersin. İşte bunu ulaşamadın. Hadi o adamın hak ettiğini gördün. Ona İkinci ulaşamadın. Ne yapacaksın? Yedek liste. Ha, hiç bir kere denedik. Şansını kaybettin mi? Bir ulaşmaya çalış. Instagram'dan girip kardeşim kitabı sen kazandın, göndereyim mi demene. Bakıyorum abi. Siz konuşurken hemen açıklayacağım o kişiyi de. Hemen. Evet. Bu canlı yayında açık. Canlı değiliz ki. Burada açıklayacağım. Hemen bir şey gönderecek, eli ayağı titremeye başladı. Tamam, onu siz konuşurken ben bulacağım. Bu kitap da pahalanmış ha. Biz neyi konuşacağız ya? Ya senin bu sunuculuk işi olmadı, gel değişelim. Hadi. Çayımı da ver. Çayımı da ver. Al sen, bitmiş çayını. Al, bitmiş çayını da al. Evet, bu anlar çok önemli. Ben yapamadım. Başaramadım. Sunucu değişti, hala laf onda. Nasıl oldu bu iş anlamadım sevgili arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kardeşim haftaki bölümünde. Hala sabote ediyor ama bu programın sunuculuğunu bir daha asla bırakmayacağım sevgili arkadaşlar. Kardeşim bu bölümünde Türkiye'nin en çok izlenen, gelmiş geçmiş en çok izlenen geçiş filmleri. Gelmişini geçmişini.
Hayır. Gelmiş geçmiş en çok izlenen filmleri konuşuyoruz. Birincisi Recep İvedik 6'ydı. İkincisi 5'ti. Üçüncüsü Recep Düğün Dernek. 5'ti, 4'tü. Düğün Dernek. 6 izlenmemişti o kadar. Aynen. Düğün Dernek'ti. Sonra Fetih 1453. Ondan sonra Müslüm. Ondan sonra Ayla. Hayır. Düğün Dernek 2 sünnet. Aa evet. Ondan sonra Düğün Dernek 2 sünnet. Biliyorsunuz ben orada rolüm de var. Aa evet, senin o rolünü konuşmamız lazım. Bu arada Kardeş Payı bölümünü konuşurken oraya atlamışız. Soruyorlar insanlar. Evet abim, o DVD'deki restoran sahnesinde abimi döven kişi Murat abi. Aman Allah'ım, git başka yer diye demedim ulan sana. Kardeş Payı'nın o oynadığım yerinde de benim pantolonum baştan aşağı yırtıldı. Takla atarken değil mi? Takla atarken memleketimizdeyiz. Bunu ben anlatmak istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, o sahnede normalde o abimin yaptığı hareketlerin hiçbiri tabii ki biliyorsunuz doğal olarak senaryoda yazmıyor. Yani nasıl yazabilir o sahneler yani? Abim Selçuk, sevgili Selçuk geldi dedi ki tam sahneyi çekeceğiz. Emrah'a bir tane vur dedi. Sonra bir kayıt aldı, abim o hareketleri yaptı. Git lan, lan, lan. Çok güzel hareket. Taklalar atıyor, şeyler yapıyor. Ya inanamazsın yani. Onları yaparken de pantolon zaten zar zor duruyordu üzerimde. Baştan aşağı yırtıldı. İşte sen kardeşine kameraların önünde öyle vurur musun? Öyle pantolonun ortası, götünün ortasından cart diye ayrılır işte böyle. İnşallah bana yaptıklarınızdan sonra sizin de başınıza böyle şeyler gelmez. Ben geldi ya oğlum. Geldi işte, adam anlatıyor ya oğlum. Bana yaptıklarınızdan sonra diyorum canım. Ya yine mi gelsin istiyorsun? Aynen. Demek ki sen de kişisel algılama, sana da istiyorum. Niye abime direkt yönlendirdin? Ben sana bir şey yapmadım ki oğlum. Vay. Sevgiden, saygıdan başka... Haftalardır konuştuğumuz şeyler ortada ya. Yani box office şampiyonlarını konuştuğumuz programımıza devam ediyoruz. sıradaki filmimiz nedir? Ya Ayla Mayla izlenmiş işte. Neyse, şunu söyleyebiliriz. Yani... Ya melodramlar izlenmiş, Eray'ın yalandan acı hikayeleri gibi, ya da komediler izlenmiş, benim yaşadığım güzel hayat gibi. Aynen. Kim öyle. Kime veriyor? Sen seçtin mi? Bunu seçtim mi? Bir saniye, o seçtim mi? Onu bir, ben neyi? Bunu unutturmayacağım abi. Neyi seçtim? Daha neyi seçtim mi diyor? Ha. Kitabı yollayacağım. Ha mı? Kitabı kime yollayacağım? Lan geçmemiş miydi orası? Bunu söyle ya, söyle. Söylüyorum. Bizi de gör Murat abi diyen Eda Nurçin kardeşim. Eda Nurçin kardeşim bana... Görüyor zaten burada. Gerçek mi diyorsun kız? Lan resmen şike oldu, olmaz ki. Yemin ediyorum Allah Kur'an çarpsın. Bakın bir daha... Çok şaşırdım şu an. Ya, İstemeden şu an, şike yaptım. Şu an abimin sana ben ayrıca alırım kardeşim, olmaz. Abimin üzüntüsü şu. Gerçekten kitabı çıkışta vermek zorunda kalacak. Ondan mutsuz şu an. Hayır yine abi. Yine atacak tutacak da. Canım ekibimizden arkadaşımmış. Ona niye vereyim? Ona niye? Ya ona zaten veririm. Çok üzgünüm şu an. Yorumu da sadece bizim ekip mi atıyormuş, onu mu anlamadım? Kim? Başka? Emrah Erdoğru. Kaman. Var mı aramızda? Ne yorum ne? Emrah Erdoğru arkadaşım. Eray kitabın ismini ver, ben alacağım kitabı. Sana hayrıma. Zaten zenginmiş, sana alma yönelik. Emrah kusura bakma kardeşim. Aynen. Senden alıp bana yollayacak. Halil Aslan, Murat abi kralsın, en kral sensin. Kitabı alabilir miyim? Halil Aslan, Instagram'dan bana ulaş, adres bilgilerini ver kardeşim. Sana kitabı yolluyorum. Bu haftaki kitabımıza geçelim. Danam dam danam. Bu arada şaka bir yana, hikaye kitabı McKee'nin. O hikaye kitabından önce ben bir hikaye anlatabilir miyim? Evet, dursun o. Ya sevgili arkadaşlar, benim abim hep böyle çocukluğundan itibaren hep böyle bir şey yapmaya çalışır. Güzel bir şey yapmaya çalışır işte. Hep de elini yüzüne bulaştırır. Benim çocukluğumda abime dair hatırladığım ilk anı şu. Bir 23 Nisan töreni. Sevgili arkadaşlar, 23 Nisan töreninde abimin de bir görevi var. Halay başı olarak eskiden işte 23 Nisan törenlerinde o gösteri olarak çocuklar halay çekiyordu. İşte davul, zurna, yani çocuk bayramı ya. İşte çocukları da halay çektiriyorlar. Abim de bir şalvar giyinmiş. Güzel abime, çünkü yani ben bir çocuk olarak düşünsenize. Ben 4 yaşındayım. Abim 7 yaşında okula gitmeye başlamış. 23 Nisan törenleri, çocuk bayramı,
Abime özel işte kıyafetler diktirmişler. İşlemeli yelek. İşlemeli papuç. Yelekler, şalvarlar, işte özel papuçlar bilmem ne. 23 Nisan gösterilerine hazırlandı. Belki bir ay, bir buçuk ay. Tabii bir buçuk ay önceden başladık biz ekiple tanışmaya. Hatta halay başı seçilmem de başarılarımdan. Aynen. Ya, halay başı belli değildi. Tabii. Ben şey oldum. O kadar iyi oynadı seçim. Ki halay başı oldu. Ben de bunu abi diyorum ya neler oldu? Ben de hep gidiyor geliyor. Abimden bir anlatıyor. Ben bu hikayeyi aileleri dinliyorum evde. Gözümde büyüttüm gözümde abime. Helal olsun diyorum. Zaten bir tane abim var. Ondan sonra ta ki geldi 23 Nisan törenleri. Abim, işte bütün okul, herkes abimin halay başı olduğu o halayı izleyecekler. Abim heyecanlı. Annem, babam, biz bütün insanlar yani abime bakıyoruz. İşte davul çalmaya başladı ve abim davulun çalmasının başlamasıyla halayı harekete geçirdi. Gerçekten halayı o kadar iyi idare ediyordu ki inanamazsınız. Bir boğayı yöneten rodeocu gibi. Halay da bana katılıyordu. Halay da katılıyordu. Doğru bir liderdi. O kadar iyi, gerçekten o kadar iyi oynuyor ki. Yani ben de şey içinde izliyorum. Ama işte kader. Bir ara şunu fark ettim. Abimin şalvarının paçası o dev papuçların altına girdi. Ay. Kollarda böyle ya. Ay kol böyle, biri böyle. Biri böyle, mendil. Biri böyle. Şimdi papuçla vurdukça abimin şalvar düşmeye başladı. Bak duramıyor da çocuk. Hayır, vuruyor, vuruyor. Şöyle bir şey var. Halayın da en heyecanlı kısmındayız. Tey. Asıl şovunu yapacağın kısım gelmiş diyorsun. Abi sonu. Dur yapma falan. Halanın sonuna kadar abim külotlu kaldı. Abi show must go on diyerek böyle. Biliyorsunuz ülkemizin bir kanayan yarası olarak çocuklara beyaz slip don giydirme adlı bir durum vardı. Benim tuman sıyrılmış affedersin ama halaya bütün show must go on prensibimle devam ediyorum. Beyaz slip donum var. Adıyaman bölgesi halay çeken Sinop. Sinop yöresi donlu bir çocuk böyle 20 yaşında donlu. Herkes de ya yani şu an olsa büyük ihtimal sosyal hizmetler beni ailemden almıştı. Abim 3,5 ay çalışıp herkese kilodunu gösterdi arkadaşlar. Şöyle bir an var. Müdür yardımcımız vardı. Aslan Çil diye hatırlıyorum. Yaşıyorsa selamlar, yoksa rahmet. Sonra o bir yerden sonra koştu ve ben yine profesyonelim. Bir yerden sonra benim işte şöyle girdi altına affedersin. Şu an göstermez o tamamıyla. Altta ben böyle böyle yaparken Aslan Çil hocam aşağıdan aldı tumanı yukarı çekti. Ben gösteriyi başladığım gibi bitirdim. Arada güzel bir şovum oldu. Şovun bir parçası gibi. Evet. Sinop yöresinde. Zaten biz böyle arada çalıştık ya. Öyle bir şey olmuştu. Çok ağladım. Küçüklük demişken benim de küçüklüğümle ilgili şöyle bir anım var. Çok üzüldüğüm bir anım benim de oradan şey yapıyorum. Ben küçüklüğümde abi Hugo vardı. Evet. Bilmiyorum sizin de ufaklığınıza denk geldi mi Tolga abi de. Yok seninkine denk geldiyse bizimki de zaten yok, gençliğinize şunlara bunlara falan izler miydiniz diye soruyorum. Hugo abi bizim dönemimizin en popüler işlerinden birisiydi. Böyle hediye olarak bir çikolata, kek, McDonald's işte markasını vermeyin bir sepet yollarlardı. Ve gerçekten sabah 4'te 5'te kalkıp arardı. Ben de bir sabah 4'te 5'te kalktım aradım. Ankara'da yaşıyorum o zaman. Her şey tamam sıranızı aldık dedi. Operatörle konuşuyorum bu arada. Numaranızı söyleyin dedi. Ankara'nın alan kodu 0312 mi 0212 mi aklıma gelmiyor. En sonunda tercihten yana 0212 olarak kullandım. İşte bizim numarayı söyledim. Ama böyle içimde anlamsız bir kuşku var ya. Bu aşırı rahatsızım. Sabah kalktım anneme dedim ki anne dedim ya Ankara'nın alan kodu kaç? 0312 dedi. Ah dedim ya. Yani yanlış şey vermişim ve o sinirle tekrar Hugo'yu aradım ulaşamadım. Hadi ya. Bağlanamadım. Normalde şu anda Hugo'da dayan bir küfreden çocuk sen olabilirdin. Olabilirdim. Ama yok yapamadım, katılamadım. Şeyi hatırlıyor musun? Çocukluğumda en üzüldüğüm şey olabilir bu. Tolga abiyle tanıştıracağım lan. Tanıştın mı? Vallahi tanıştım. Tanıştırmıyorum lan ben. Amerika'da yaşıyor şu anda. Nerede tanıştın? Nasıl tanıştın? Ya, uygulama vardı ya Clubhouse diye bir tane. Onun üzerinden tanıştık, ettik. Aynı uygulamayı kullanıyormuşuz. Öyle mi tanıştın? Tanıştım. O zaman ben de Elon Musk'la tanışayım. İkimiz de Twitter'da varız. Hayır canım bayağı. Öleceği bu olur ya. Ne nasıl bir şey? Nasıl bir şey bekliyor? Tinder'da eşleştik mi diye. Ne bileyim tanıştın diye abi tanıştın deyince.
bir gece geçirdik. Mükemmel bir gece geçirdik. Abi ben mi haksızım? Hayır haksızım, abi öyle bir şey değil ya. Öyle, sen Elon Musk'la birebir de konuşabiliyor musun? Kim haklı abi, diye. Ben Tolga abiyle konuştum abi. Tamam, kim haklı Tolga diye yorumlara yazın. Bu ancak demokrasiyle. Yani Twitter üzerinden yani böyle konuşmak, tanışmak mıdır? Yani bir Twitter odasında konuşmak, şimdi Twitter'da da var Clubhouse benzeri. Gir Elon Musk'ın odasına konuşabiliyorsan buyur gel haftaya şey yapalım. Ben Elon girdim. Musk'la tanıştım de diyorsun. Aynen, ben Tolga abiyle bizzat konuştum. Bu anımı da anlattım. Güldü, eğlendi. Aa çok iyi. Tabii canım bu anımı anlattım çok ben onu. Güzel. Benim o kaç gecem geçti? Bu anını anlattım. Sadece bu anıyı anlattım. Tolga abiyle kaç gecem geçti? Amerika'da. Arkadaşlar gerçekten senaryo yazımı ile ilgili en temel kitap O Kediyi Kurtar biraz daha nasıl diyeyim? Başlangıç meraklısına serisi. Hani 10 adımda bilmem ne yazmak benzeri bir kitapken Robert McKee tüm dünyada Hollywood'un aslında idol bellediği ikon karakterlerden biri. Hikaye kitabını okumadan senaryo yazılırsa o senaryo gerçekten eksik olur. Bütün teknikleri, bütün analizleri, doğru senaryonun nasıl yazılacağını örnekleriyle birlikte. Mesela ben öyle okumayı tercih etmiştim. Güzel. Bahsettiği filmi izliyorsun. Ondan sonra o filmin içindeki pasajı okuyorsun. Biraz uzun sürüyor ama tam da doyurucu bir noktaya erişiyorsun. Bu kitabı öneriyorum arkadaşlarımıza. Yine yorumlardan birine de 3-5 hafta sonra veririm herhalde. Ne bileyim. Bir araya girmek isterim. Hani Robert McKee kimdir diye soranlar olursa onun tam girişinde yaptığı ya onun öğrencilerinin yaptığı işler var. Yok yok, direkt kitabın girişinde. Okusaydı. Game of Thrones, Breaking Bad, Yüzüklerin Efendisi, Kaçma Birader. Teşekkür ederim Robert. Forrest Gump, Kayıp Balık Nemo. Gidiyor böyle. Öyle gidiyor. Yani bir tane arkadaşa da bunu yine hediye ederiz. Son olarak kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı likelamayı unutmayalım ki biz de böyle keyifli keyifli sohbetlere tamam, devam edelim. Tamam, en son şu soruyu da sorayım, öyle bitirelim. Verdiğimiz arkadaşın adı neydi? Halil Aslan. Murat abi kralsın, en kral sensin. Kitabı alabilir miyim? Mim ayrı kardeşim, onlara dikkat edelim ama. İnşallah bizim kanalımıza abonedir. Onu çok merak ettim. Bakalım hayırlısı. Gelecek hafta da güzel şeyler konuşalım. Birlikte böyle. Moderatör olmayı denedik, olmadı. Moderatör olamadıksa da yolunda ölmüş olduk. Olsun, böyle devam edelim. Veda edelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.